İkinci konumuz imar mevzuatı, yapılaşma. Benim de üzere imar kanununda değişiklik oldu ama tam yürürlüğe girmediler. Değişikliklerden önünden biliyorsunuz köyümüzde yerleşim alanı doğu batı güney kuzey evlerden 100 metreydi. Şimdi 300 metreye çıktık. İkincisi de komşu çekme payları. Komşu çekme payları 3 metre ve 5 metre yoldan çekme kesinleşti. Ancak proje incelenirken vatandaşın tekrar müracaatı olursa yoldan 3 metreye düşürebiliyor. Komşunun da arası olursa 3 metreden 2 metreye düşürebiliyor en fazla. Burayı anladınız değil mi? Yani komşu payları 3 metre, komşu 5 metrede yoldan kesinlikle düşürülmüyor. Ama vatandaşın arsa büyüklüğü ve köy muhtarının da bilgisi dahilinde uygun olursa yoldan sadece 5 metre düşürülebilecek. Komşu paylarında, komşu razı olmadığı sürekli 3 metreden aşağı düşürülüyor. Artık bu yapılaşmada yani ev yapımında bunlar belki sorun olmayacak ama burada sorun olan şunlar var. Mevzuatımız gereği hepsine ruhsatlı olması gerekiyor. Ahır, samalı, müştemilat dediğimiz korku. Buralarda en çok yaşadığımız sıkıntı şu. Bunlar izinsiz diyerek köy muhtarlarımız işte ahır yapıyor, samalık yapıyor, korkuluk yapıyor. Komşu paylarına dikkat edin de ben inşaatlar yapıyor. Yapılar yapıyor veyahut da beton kullanılmalar. Ahşaptan veyahut da beton kullanılmalar, tuğladan yapılıyor. Burada vatandaşın köy muhtarlarının çoğu ya komşudan çekiniyor ya vatandaştan çekiniyor veya hatta görüp duyup bilesiye kadar komşuya sıfır yapmış oluyor. Mevzuatımız gereği biraz hukuksal süre uzun sürüyor ama bu arada komşuyla vatandaş birbirine girmiş oluyor. Kesinlikle yapmamız istediğimiz şey şu, vatandaş eğer evi haricinde kuraklık, ahırı, samanlık gibi bir şey yapıyorsa mutlaka başlamadan müdahale edin. Çevre duvarı örüyorsun özellikle, çevre duvarı. Ölçtürsün, dört kazığını, sınırlarının kazığını görüp, ipini çeksin, komşu mesafesini görüp öyle başladı. Ha başlamadı. Ha cumartesi pazara geldi. Mesai içinde olursa mutlaka hemen gelir. Hafta sonları da olursa jandarmaya ben de bana bilgilendirip, jandarmaya mutlaka hakkında işlem yapalım, başlatmam. Başlattıktan sonra da hukuki süreç uzun olduğu için yıkım işlemleri yerine getirilmesi bayağı uzun sürüyor. Bu konuda var mı bir sormak istediğiniz? Müdürüm, dar samanlık yaparken de 3 metre çekecek komşuma. Tabii. Yani komşulardan bir kere mesafe, çekme mesafesini koyacağız. Ancak nasıl koymayacağız? Şimdi kendi mesela. Şimdi iki komşu yan yana değil mi? Her komşuna çekme mesafesini koyacağım. Ama iki komşu geldi. Komşu dedi ki gel ben samanlık yapacağım kardeşim. Ha ben de yapacağım. Ya komşu o zaman gel şu sınırı ortak kullanayım derse ikisi. İkisi razı olursa o zaman tamam. Yapı hariç, mesken hariç, kuraklığıydı, ahırıydı, samallıydı, bunların yapımı. Evden zaten çekmesi gerekiyor. Ev haricinde kuraklık, ahırıydı, samallık bir şey yaparsa komşusuna mutlaka tanışsın. Veya da kendisi tanışmıyorsa, zaten de sen komşunla görüştün mü diyelim muhtemelen. Komşun razı mı? Komşusu razı değilse kesinlikle yaptırmayın. Kuraklık dahi olsa yaptırmayın. İşte yaşıyoruz mesela, geçen bir haftadaşın bir tanesi işte çiftleri kurtarmış. Komşunun diyor cevizi diyor, ben yarısını benim bahçemin içinde diyor. Şimdi diğer meyve olsa keser diyor, cevizi mahkeme kararıyla kesiyor. Hadi gel kullanayım. Ceviz diyor vatandaş, şimdi cevizi diyor, yarısını benim bahçemde saçaklığında diyor dallara diyor. Kestiremeyeyim dedi, bir cevizin dalını kes mahkemede sıkıntı. Max işinde mutlaka öyle. Program şey anlatacağım da biraz da bilgisayar vereceğiz mi? Talep edemeseydiniz mi? Bakalım. İnşallah desteklerim.